Ege, Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Aleni Muhabbeti sunar. Dedim ki bizim için lig zaten 9 Şubat'ta bitmişti. FIFA, UEFA çıkıyor. İşte bununla ilgili bir yazışma yapıyor. Yazışma da şu ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın bu arkadaşla yaptığı sözleşme, FIFA'ya gönderdiği sözleşmeyle burada kapa gönderdiği sözleşme arasında 2.7 milyon euro fark var abi. Dünyanın neresine gidersen ciddi bir problem ve ciddi bir mevzu bu. Takım, oyuncular idman bittiği zaman, maç bittiği zaman evlerine çekildiler. Ama biz 24 saat takım düşünmek zorundayız. Her zaman bütçe oynamıyor. İşte yürek oynuyor. O yürekli oyuncuları buraya getirmeye çalışacağız. Aleni Muhabbet'e hoş geldiniz. Sezon sonundayız ve biz sezon boyunca Beşiktaş basketbolunu konuşacağımız özel bir programı da Beşiktaşlarla paylaşacağımızı, basketbol severlerle paylaşacağımızı hep söylüyorduk. Alen Markaryan'la birlikte bugün çok önemli bir konuğumuz var. Nedim Yücel, hepinizin yakından tanıdığı, Beşiktaş basketbol genel menajerliği görevine getirilen genç menajer bizlerle birlikte olacak. 21 yıllık basketbol kariyeri vardı. Beşiktaş'ta başlayan, Beşiktaş altyapısında başlayan ve 9 sezon Beşiktaş'ta devam eden bir süreç vardı. Beşiktaşların çok yakından tanıdığı, Türk basketbolunun çok yakından tanıdığı bir isim. Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonki planlarını konuşacağız. Çok iç açıcı bir sezonu geride bırakmadık basketbolda. Beşiktaş taraftarı basketbolda başarılara alışık bir camia. Ancak bu sezon yine de ligde kalmak önümüzdeki sezonun planlarını oluşturmaya yetti. Ve Nedim Yücel'le birlikte önümüzdeki sezon beklentilerimiz çok büyük olacak Beşiktaş basketbol takımından. Alen Markaryan, neler söylemek istersin abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben tabii şimdi konuşacak çok şey var. Ligin son maçı önümüzdeki sezona kamçı oldu. Yani bu işin başındaki vatandaşlar, özellikle sevgili Umut Tahir Güneş ve tabii gıyabında başkan. Tabii. Bu kamçı niteliğinde olan son maçı kümede kalarak, ki hani telaffuz bile etmesi yani kötü. Beşiktaş basketbol takımının bu pozisyonda olmaması gerekiyor. Hani 18 bin, 20 binlik Sinan Erdemlerden, Abdi Pekçilerden 300, 500 bin kişiye oynamaya başladı takım. Bunlar iç acı şeyler değil ama bundan sonra inşallah güzel şeyler olacak. Ben önce bir Nedim kardeşim konuşsun, kafasında bir şey var. Sonra bir dün Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları ve bir ona girelim, ondan sonra da özele gireceğiz. Tamam. Önce şöyle başlayalım. Tekrar Beşiktaş kariyeri. Bir kez daha hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Özellikle basketbolu bıraktıktan sonra sevgili Nedim, Bursa'dayken operasyonun tamamen başındaydın. Evet. Ve Bursa Spor'a basketbolda gerçekten önemli adımlar attırdın. Burada dikkat çektin. Ama hep Beşiktaş taraftarıyla, Beşiktaş camiasıyla da yakın ilişkilerin devam etti. Nasıl gerçekleşti anlaşma? Nasıl ayrıldın Bursa'dan? Nasıl anlaştın Beşiktaş'la? Öncelikle 1990 yılıydı. 11 yaşında spor okuluyla Beşiktaş'a adım attım. Zaten Beşiktaş semtinde doğup büyüdüm. Babam divan kurulu üyesi, rahmetli dayım Süleyman Saba zamanında yöneticiydi. Sonra divan kurulu genel sekreteriyken, aktifken vefat etti. Hep Beşiktaş'a bir aileden geliyordum. Zaten hep beraberdik. 90 yılından 2006 yılına kadar aralıksız o formayı giydim. Evet. Gururla, evet. Büyük bir onurla kaptanlığını yaptım. Unutulmaz maçlar da var. Tabii final oynadık. 35 sene sonra final oynadık. Yani çok güzel senelerim geçti. Tabii sporun doğasında var bu ayrılıklar. Daha sonra Beşiktaş'ta ayrılmak zorunda kaldım. Sporcuk, diğer aktif sporcuyken ben dönmek istedim. Şartlar oluşmadı. Daha sonra Beşiktaş almak istedi. Kulüp, bulunduğum kulüpler izin vermedi. Bir türlü gerçekleşmemişti. Şimdi gerçekleşti. Çok mutluyum. Yani yuvama döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. İnşallah. Çok zor bir görev. Ama oyunculukken en büyük hayalimdi bu pozisyonda, bu görevde olmak. Bu gerçekleşti. Öncelikle bununla gurur duyuyorum. Bana bu imkanını tanıyanlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah mahcup etmez ve hep beraber tekrardan Beşiktaş basketbolunu ayağa kaldırırız. Evet. Yani Umut Tahir Güneş basketbol altyapısı olmamasına rağmen bu sene hakikaten çok
Doğru Bir de hamle. içinde kendi elinde olmayan, yani bazı konuları biliyoruz. Kendisi anlatacaktır onu. O da ondan da söz aldık. O geçtiğimiz sezon neler, Nedim Yücel önümüzdeki sezon neler olacağını anlatacak. Sevgili Umut Tahir de yöneticimiz. O da geçen sene neler olduğunu anlatacak. Aslında en önemli şey o. Evet, Önemli olan kısımlardan, yani geçmişi bilip, bravo. tazeleyip, düzeltip, paketleyip geleceğe yürümemiz lazım. Nedim'in ben hem gençliğini kaç yılından beri biliyorum. Yani Altyapıdan babalarını beri tabii canım. falan divan kurulunda. Oralarda sıkıntı yok. Sıkıntı olan birkaç yer var. Oraları da Nedim kendisi anlatacak. Tamam. Camianın da beklediği özellikle. Ama ben Nedim de mevzuya katılmasını istiyorum. Tabii. Dün başkanın konuşmaları var. Evet. Ufak onu geçelim. Evet Çünkü Ali. Nedim ne neticede Beşiktaşlı, yani Evet. basketboldan, salondan çıktıktan sonra Tribüne sokakta geliyor yani. ben bir gün Ufuk Sarıca, o zaman Öner'in teknik direktörüydü ya. Karşıyaka'nın mıydı? Neydi? Tam şimdi aklıma gelmiyor. Bir baktım Beşiktaş'ım sen çok yaşa diye bağırıyor tribünde o zaman, kapalı tribünde. Ufuk hayırdır? Abi dedi, biz dedi Beştaşlıyız. Helal Biliyorum onun olsun. Beştaşlı olduğunu da. Yani böyle şimdi başkan dün açıklamalar yaptı. Evet. Başkan açıklamalar yaptı. Bizim Beşiktaş taraftarının sene boyunca neden konuşmadın dediğimiz konulara değindi. Sezon bittiği zaman. Şimdi sezon bittikten sonraki konuşmalar dolu muydu? Doluydu ama sezon bitti. Aynen. Yani insanların da şu andaki içten içe düşündüğü konularda şu var. Neden bu konuşmaları sezon devam ediyorken masanın üzerine atmadınız muhabbeti var. Biz federasyon başkanının, ben dünkü maç yazısının girişinde de yazdım. Dedim ki bizim için lig zaten 9 Şubat'ta bitmişti. Yani deprem 6 Şubat'ta oldu. Hani herkesin kalbinde çok büyük yara oldu, bütün ülke halkının. 9 Şubat'ta Federasyon Başkanı Ahmet Ürçebi'yi ve Kulüpler Birliği'ni federasyona toplayıp işte biz böyle bir karar alacağız ki dün satır arasında Sayın Ahmet Ürçebi şunu söyledi. Son TRT'de yaptığı açıklamada mantık dışı bir şey istiyorlar benden dedi. 5 puan muhabbetinden dolayı. Başkan çok güzel tamamlama yaptı. Madem mantık dışı bir şeydi, bizi çağırdığınızda iki yol var dediniz. Ya bu 5 puan muhabbetini kabul edeceğiz ya da şu anda uygun gördükleri yolla devam edeceğiz dedi. O zaman mantık dışı nerede kalıyor? Zaten TRT'deki programda TRT sunucusu, moderatörü, spikeri konumundaki arkadaşın bu soruları sormaması enteresan. Sen adam oraya göre tamam, federasyon başkanı da ya bir şey anlatıyor. Şimdi Nedim Yücel adam bir şey anlatıyor. Benim kafama, mantığıma oturmuyor. Ben demeyeceğim mi? Ya Nedim tamam baba. Eyvallah da. Sorma demiştir Böyle Alen. de bir Sormayın demiştir. yapmayın kardeşim o zaman öyle bir program. Ya Çünkü niye cevap yani? veremeyecek. Federasyon başkanı ise TRT'ye çıkmasına gerek yok ki o zaman. Federasyon başkanı çağırır bütün spor muhabirlerini, basın mensuplarını. Koyar mikrofonları buraya. Anlatır, devam eder abi. Orada sıkıntı çıkar. Oradan birisi kontrol edemediği birisi soru sorar. Cevap veremeyeceği soruları. TRT'yi kontrol altına alıyorlar. Alen biliyorsun. Ama olmaz. TRT ülkenin kanalı yani. Şimdi Maalesef. burada Beşiktaş'ı da seyrediyor, Fenerli de seyrediyor, Evet. Galatasaray da Evet. seyrediyor. Velhasıl kelam başkan açıklamaları vardı. Yani Beşiktaş tarafta Sayın Başkan'a buradan şunu söylemek istiyoruz. Beşiktaş taraftarı ciddi muzdarip. Neden muzdarip? Hakkının savunulmamasından ızdırap çekiyor. Yani Evet. kardeşim de benim ızdırabım. Şimdi mesela güzel söyledi. Yani sen dedi çıkıp da dedi Dursun Özbek'e. Dedi ki hani Dursun Özbek dedi ya. Alın kardeşim 6 puan dedi. Yani Sivas ne maçındaki olacak diyor de. dedi. Bu andan 9 Şubat. Sen kardeşim. Sen ofsaytımsıdan geldin. Daha Türkiye biliyorsun o maçı değil mi? Sivas Rıza maçı. Hoca çıktı konuştu. O golün neden sayılmadığını Hala daha tadı. kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Hala çıkıyorlar o maçı konuşuyorlar Ya ya. çok Ya bu enteresan ya. çok Penaltıları tuhaf, çok verilmemiş de tuhaf o bir maçta olay. falan. Ha, genel itibariyle hani bu basketbol özel Evet. program. Nedim kardeşimizle program yapacağız ama dün Ahmet Irçebi'nin bu açıklamalarından mütevellit dedik ki hani böyle girişte bunları da anlatalım. Evet, Doğru. camia bunları istiyor Sayın Başkan. Bunları konuşmanızı istiyor ve daha üst perdeden konuşmanızı Evet. istiyor. Daha üst perdeden. Hatta camiayı Yani arkana alıp. Beşiktaş camiası Beşiktaş'ın hakkını savunan insanların kim olursa olsun hep yanındadır. Aynen öyle. Burada
muhalefetmiş, oymuş, buymuş, bilmem ne, öyle bir şeyi kimse Yok. kabul edemez. Hayır. Hiç kimse de bu işin içinde olmaz zaten. Ama dediğimiz gibi Sayın Dursun Özbey de gereken cevabı verdi. Evet. Güzel. Federasyon Başkanı'na da söyledi. Ama bundan sonra maç maç, hafta hafta bunları, yani eğer bir haksızlık varsa bunları anında konuşman gerekiyor. Çünkü konuşan, bak, Okan Buruk 13 maç üst üste maç kazandı. Adam çıktı Konya'da yenildi. Vay hakemler şöyle, vay hakemler. Ya kardeşim, bu 13 maçta sen nasıl kazandın geldin? Hakemler yönetmedi mi maçı ya? Yani böyle bir mantık var. Evet, konuşacaksın maalesef. Kardeşim. Bunlarla nasıl baş edilecek bilmiyorum yani. Algı her şey. Hani sevgili Nedim kardeşime de söylüyorum. Çok önemli bir görevin başına geldi. Algı her şey. Şöyle algı. Adamın ismini söylemesi zor. Omar Edda Lapkuy mi ne? Evet. O hani evinde doğum günü kutlarken gözü evet, çıkan Omar, evet. Çocuk yok mu? Omar. O UEFA'ya şikayet ediyor. Diyor ki benim de transfer anlaşmamdan kaynaklanan Galatasaray'ın bana borcu var. Bunları ödemiyorlar, ödesinler diyor. FIFA, UEFA çıkıyor. İşte bununla ilgili bir yazışma yapıyor. Yazışma da şu ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın bu arkadaşla yaptığı sözleşme, FIFA'ya gönderdiği sözleşmeyle burada KAP'a gönderdiği sözleşme arasında 2.7 milyon euro fark var abi. Evet abi. Dünyanın neresine gidersen ciddi bir problem ve ciddi bir mevzu bu. Transfer yasağı halen bu. İtalya'da Juventus 10 puanını sildi. Puan silme. Ha. Tam sosyal medya bunu tam çemkiriyor, eviriyor, çeviriyor. Tam böyle seri başı olmak üzereyken, liste başı olmak üzereyken çat diye Alex Tekşer ya Ocak ayında alacaklarını alamadı diye ortaya attılar ki öyle bir şey yok. Keşteş'in kimseye borcu yok. Araştırdık. Bütün herkes Alex Texeria'yı konuşmaya başladı ve bizim taraftar da bu tuzaklara çok çabuk düşüyor. Bakın arkadaşlar, 50 kere söylüyorum. Hatta 500 kere söylüyorum. Önce resmi kaynaktan bir şeyin arkasında ne olduğunu öğrenin. Ondan sonra ne yazıyorsanız yazın. Aynen çok öyle. Önemli bir konu ve sosyal medya artık algı operasyonlarının yapıldığı bir mekanizma haline geldi. Çok dikkatli edin. Konuşacakların bu, bize özel tekrar konuşacağız. Biz bütün sözü Nedim'e bırakalım. Evet. Nedim, sen ne soruyorsan sor. Aralara ben girerim. Tabii Alen de söyledi. Bu sezonun analizini ayrıca da yapacağımız bir program olacak ama sevgili Nedim Yücel, senle önümüzdeki sezonun planlarını konuşmak istiyoruz. Zor bir sezonu geride bıraktı Beşiktaş. Biz futboldan giriş yaptık. Çünkü futbolda da istenilen başarıların elde edilemediği dönemlerde Beşiktaş camiasını ayakta tutan bir branştı basketbol. Çok güzel başarılar, çok güzel anılar, taraftarla bütünleşmeler, efsane maçlar hep yaşandı. Bundan sonra da yaşansın istiyoruz. İlk düşünceniz, ilk hamleniz ne olacak Beşiktaş'ta? İlk hamlem bizim oynadığımız zamanki ruhu geri getirmek olacak. Her zaman kaybetse de taraftarımızın alkışlayarak salonuna uğurlayacağı bir takım yaratmak istiyorum. Buna uygun bir koçla anlaşmak istiyorum. İlk hamlem tabii ki bu. Çünkü Beşiktaş ruhunda mücadele var. O mücadeleyi sahaya yansıtacak oyuncularla yola çıkmak istiyorum. Şu anda bütün konsantrasyonum bu yönde. Tabii ki şampiyonluktan bahsetmek şu andaki bütçelerde kolay değil. Çok yüksek bütçeli takımlarla mücadele edeceğiz. Fakat dediğim gibi, yani sonuçta mücadele ettiğiniz zaman bir yere gelirsiniz. Taraftar da hakkını verir. Herkes mutlu olur. İlk amacım Süleyman Saba spor salonundan biliyoruz. Daha sonra Akatlar'a taşınan ruh. Aynen. Ahmet Fetkeli ile başlayan ruh. Aynen öyle. Tekrardan bu ruhu getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Alen, ne bekliyoruz bu sezon Beşiktaş basketbolundan? Benim yani Nedim, bu işi yani çocukluktan beri basketbolun içinde olduğu için yaklaşımları, ikili ilişkileri, takımlarda da çalıştı. Mutlaka artık bir baya bir dolu. Ben mesela Nedim, şöyle bir şey, maçları seyrettik. Hani bu küme düşme mevzusuna girince iş can gözle seyretmeye başladık maçları. Alınan basketbolcuların hani basketbol ritmi, hani bir futbol sporcu ritmi yok. Hani top alışı, drive edişi. Dedi ki kardeşim, bunları kim aldı? Tamam mı? Yani bu şimdi bu işin başındaki adama ben hiçbir şekilde bir suçlama, çünkü çocuk sevgili Umut Tahir Güneş
başkanın yani sen buraya geç demesiyle oraya gelen evet. bir adam. Evet. Basketbol altyapısı olan bir kişi değil. Evet. Ahmet Kandemir vardı o dönem. Ahmet Kandemir'in yönetmesiyle, yönlendirmesiyle daha doğrusu olan basketbolcular. Hani şeye benzedi bu iş. İsmi cismi var mıdır bilmem. Çünkü takip etmiyorum basketbolu fazla. Hani piyano çaldık. İsmi yazı kağıdın üzerinde o çok güzel. İtalya'dan İspanya'ya 60 milyon euroya gitmiş bir adam. Abi geldi. Deplasmana götüremedik herifi yani. Anladın Delali mı? Al işte mesela. Bunu izleyerek yapacak mısın? Yani Beşiktaş taraftarı hakikaten basketbol seven bir taraftar. Yani bakma sen Fenerbahçe'nin her maçı Euroleague'de doldurduğuna. Beşiktaş bunun iki katını yapar. Yaptı da senelerce. Spor sergiden başlayan bir evet. Şey var. Ama burada önemli olan o havayı verirken de hani mesela Sarı Metin 10 bin kişi Sarı Fırtına'nın mesela o özel seyircisi var. Sergen'in özel seyircisi vardı. Kuvarezman'ın özel seyircisi. Onu seyretmeye giden adam vardı. Basketbolda bu tarz adamları yakalayacağız mı? İnşallah işte en büyük arzumuz bu. Sonuçta Bursa'da 6 yıllık bir geçmişim oldu. 6 yıl boyunca kadroyu ben ve hoca beraber kurduk. Yani hocayla da anlaşırken hep şu yolu izledim açıkçası. Yani bir kulüpte bir transferi tek kişiye bırakmak çok doğru değil. Ya hocaya ya işte menajere kulübe bırakmak doğru değil. Her anlaştığım hocayla dedim ki ne senin haberin olmadan ne benim haberim olmadan bu kulübe bir oyuncu gelir. İkimizin de el kaldırdığı oyuncuyu alırız. Çünkü her zaman karşıt fikirler bir başarıyı getirir. Doğru. Ben böyle düşünüyorum. Bu 6 sene boyunca da bizden yüksek bütçeli, bizden düşük bir bütçeli bir takım üstümüze bitirmedi 6 yıl boyunca. Belki 1-2 tanedir. Ya benim için öncelikle sporcunun karakteri önemli. Bir yetenek herkese vardır, bir yetenek var ama bir sporcu karakteri olacak ki o yeteneğini sahaya yansıtabilsin. O bakımdan yani aldığımız oyuncuları çok araştırıyoruz. İyi bir ağımız var. Yani şeyde NBA scoutlar olsun, karşılıklı görüştüğümüz yani fikir alışverişinde bulunduğumuz bir sürü scout var. Öncelikle karakteri, sonra oyunu. Yani lisedeki kız arkadaşını, ailesine kadar araştırıyoruz açıkçası bütün alacağımız oyuncuları. Bu karakterde oyuncular almak için elimizden geleni yapacağız. Yani geçmiş dönemdeki transferle alakalı bir şey diyemem. Yani gidenin arkasından konuşmak istemem tabii ki. Onun hakkında bir yorum yapmak istemem ama artık bundan sonra sadece önümüzdeki süreç için yorum yapmak isterim. Yani iyi bir başarı yakaladık. İkincilikten bir kulübe aldık Bursa'da. EuroCup finaline kadar getirdik. Burada da sonuçta çok büyük bir camiye tekrardan döndüm. Çok büyük bir sorumluluğum var. Dediğim gibi öncelikle Beşiktaş ruhunu tekrar daha yansıtacak, taraftarı mutlu edecek bir kadro için, oradaki oyuncular için gece gündüz tabii ki hata olacak. Yani bu işin doğasında hata var. Tabii. Bazı hatalar olacaktır. Yani bazen çok umutlu olduğunuz bir transfer adapte olamayacaktır, kimya tutmayacaktır. Bunlar olacaktır. Ama bunu minimize etmek tabii ki doğru. O önemli. Takımın geneline yansıdığı zaman zaten büyük evet. bir hüsran oluyor. Felsefen var mı? Yani insanlar bunları merak eder. Onun için soruyorum. Ama ben de merak ediyorum. Yani mesela bundan 2 sene evvel işte Alperenler, Şehmuzlar, o Kabacalar, o Bandırma Balıkesir'den mi? Evet. Aldılar. Ahmet Kandemir aldı geldi. Özel anlaşmalar, özel mukabeleler vardı. Yalnızca NBA çağırırsa gider. Maddeleri. Maddeleri vardı. Alperen NBA'ye gitti ama mesela ben Beşiktaş yönetimine mesela isteme diyorum. Diğer çocuklar da iyi çocuklardı. Genç hem yerli olarak. Mesela o bizim senin de içinde olduğun hani 5 yerliyle çıktığımız zamanlar vardı evet. ya. Süleyman Sebasalon'da Faruk Beşoklar bilmem ne falan pişman. Mesela o dönemlerde öyle bir felsefe yakaladık. Bu çocuk. Ama yönetimler geliyor. Onu soracağım sana. Kısa var, yönetim geliyor alıyor basketi satıyor. Onu futbola yatırıyor abi. Yani doğru. Basketboldan gelen gelirin başka yerde. Ciddi para aldılar yani 6-7 lira yakın. Para alındı oralardan. E şimdi bu para basketbola aktarılmadığı için basketbol buralara geldi. Şimdi gerçekçi konuşmak lazım evet. yani. Şimdi sen böyle bir mantık var mı? Yani gençleri yakalarım, gençleri getiririm mi? Yoksa dışarıdan belli bir şeyleri mi toplarım? Felsefe nedir? Şimdi açıkçası o Bambit projesi ilk ben o sırada U17 ve U20'nin de genel menajerliğini yapıyordum. Ve Alperen, Şehmuz, o jenerasyonun başında ben vardım. Ve o projeyi Bursa'ya getirmek çok istedim. Önce de zaten Bamit bize geldi. Fakat Uludağ sponsorluğunda daha çok yeniydi. Ve bir anda işte
650 yaklaşık 650-700 bin dolar bir rakam vardı. Sponsorluk da çok düşük bir rakamla başlamıştı. Açıkçası onu bir türlü kabul ettiremedim. Artık en son şeye dönmüştü. İşte Alperen Şemuz ve Sadık'ı bari alalım demiştim. Onu da yapamadık. Bir türlü alamadık ve o proje Beşiktaş'a gitti. Ya yani benim felsefemde gençlerle çalışma. Belki şu anda elimizde çok çok değerli 4-5 tane Beşiktaş'ın geleceğini oluşturacak genç var. Kesinlikle bunlar çok önemli bizim geleceğimiz için. Fakat önemli de bir sezon oynayacağız açıkçası. Yani maalesef geçen sene korkulu rüyadan sonra bu sene başarılı olmamız gereken bir sezon. Tabii başarılı olmamız gereken bu sezonda bu gençleri de mental olarak yıpratmak çok doğru değil. Bunu bir balansını tutturmamız lazım. Tabii ki bunlara süre vereceğiz. Bunlar bizim kıymetlimiz, bu genç oyuncular. İleride Beşiktaş'ın temel taşları olacaklar. Ama dediğim gibi önemli bir geçiş senesi. Sıfırdan bir yapılanma olacak. O bakımdan da ileriki dönemde muhakkak bu gençleri göreceğiz. Ama tabii ki bu gençlere ilave bazı tecrübeli oyuncular olması gerekiyor şu anda. Ben futboldan örnek vereyim. Mesela şimdi Galatasaray en altın çağını Hacı'nın önderliğinde, hani omurilik dediğimiz, böyle bir tangın ortasına koyuyorsun omuriliği, o etrafındaki insanları yönlendiriyor. Yanındaki adamlarla. Mesela Fenerbahçe'de Alex mesela. Beşiktaş'ta Sergen 2003 yılında geldi, 100. yılda. Onun etrafında tabii ki yani yanındaki adamlar çok önemli. Ama hani papaz deriz ya biz, takımın papazı. Hani öyle bir papaz basketbolcu, bu işi bilen mesela, guard atıyorum. Duracak duracak, yapıştıracak üçlüyü, bırakacak abi. Atıyorum yani bunları, ben sokak ağzıyla konuşuyorum. Lider. Lider tarzında. Evet, oyunun lideri. Böyle girişimler var mı? Yani veya basketbolda önemli midir? Önemlidir ya. Soyunma odası lideri çok önemlidir. Yani bazen işte bunu daha önceki senede Mehmet Yağmur yaptı. Evet. Soyunma odasında. Yani illa sahada olması şart değil. Bizim işte Türkiye oynadığımız sene, gençler oynadığımız sene hepimiz 20-21 yaşındaydık. Faruk Beşok vardı. Evet. 30 yaşını geçkin. O yaptı. Muhakkak bir liderin soyunma odasında, o takımın başında takımın genelinin saygı duyacağı ve yabancıların da saygı duyacağı bir lider çok önemli. Şu anda benim de tabii var ki, değil mi kafada yani tabii bunlar ki, var. Yani almak istedim. Nedim, önemli olan tabii ki de çok önemli unsurlardan birisi de hoca tercihiniz olacak. Hı-hı. Tabii isim sormayacağız. Görüşmeleriniz devam ediyor. Nasıl bir hoca profili sizi cezbediyor? Yani hoca ararken kriterler sadece hocanın istediği ücret üzerinden mi yapılıyor? Yoksa hocanın sadece basketbol bilgisinin ötesinde farklı özellikleri de aranıyor mu? Çünkü bunu niye soruyorum? Ateşli bir hoca camiayı ateşler. Ya şu anda açıkçası kafamda 3 tane yabancı hoca adayı var. Evet. Bu arada dün itibariyle göreve başladım. Tabii ki ilk önceliğim hoca olduğu için yani şu anda en büyük ağırlık verdiğim taraf hoca tarafı. 2 tane adayım çok yani aslında genç ve camiayı da heyecanlandıracak. 3 tane daha da heyecanlandıracağını düşünüyorum ama ikisi daha genç. Taraftar profiline daha uygun hoca adayları. Onlarla konuşacağım. Diğer aday da o da tecrübeli bir, çok yaşlı değil ama o da tecrübeli bir koç. Onun da başarılı olacağını düşünüyorum. İnşallah bu 3 adaydan bir tanesini getirebilirsek gönül rahatlığıyla takımı teslim etmiş olacağım. Yerli düşünüldü mü hiç? Yerli şu anda çok tercih edilen bir yerli maalesef şu anda yok. Şu anda yok. Hocayı aldın geldi. Oturdunuz. Hoca mı basketbolcu ister? Sen basketbolcu hocaya mı verirsin? Şöyle. Açıkçası bizim daha önce uyguladığımız sistem, Bursa'daki sistem, beraber ona oyuncular geliyor. Bana çünkü o kadar çok büyük bir havuz var ki. Doğru. Yani sadece benim veya hocanın bütün havuzu izleme ihtimali yok. Ben izliyorum, hoca izliyor. Benim gözüme çarpan oluyor, hemen hocayla paylaşıyorum. Hocanın gözüne çarpan oluyor, hemen benimle paylaşıyor. Dediğim gibi ortak karar verip ikimizin de gönül rahatlığıyla el kaldıracağımız oyuncuları takıma katmak istiyoruz. Bu aşamada hocayla sizin uyumunuz da çok önemli. Evet. Tabii, yani. Tabii ki. En kilit nokta orası. Tabii. Ya mesela Burak Bıyıktay Hoca vardı. Ahmet Kandemir İşte genel menajerimiz, sportif direktör mü neydi? Olmadı. Yani problem yaşandı. Burak Hoca bıraktı. Orası çok önemli. Yani senin hocayla anlaşma çok önemli. Öyle bir durum ki yani tabii ki Bursa'da da kötü geçirdiğimiz zamanlar oldu. Beklediğimiz gibi başlamadığımız zamanlar oldu. Yani hocayla öyle, şimdi yılbaşı hiç unutmuyorum.
2019-2020 sezonu olması lazımdı veya bir sene sonra. Yılbaşı gecesi bütün gece hocayla telefonda geçti. Çünkü muhakkak bir ekleme yapmamız gerekiyor. Sakatlıklar vardı, Covid zamanı hastalıklar vardı. Bütün gece, yılbaşı gecesi hocayla konuştuk. Yani takım, oyuncular idman bittiği zaman, maç bittiği zaman evlerine çekildiler. Ama biz 24 saat takım düşünmek zorundayız. Doğru. O yüzden hoca ve genel menajerin takımdaki, yani diğer idari ve teknik kadronun uyumu çok önemli. Biz son antrenör Dušan Ipijević'le gerçekten son 2,5 senedir gece gündüz beraberdik. Çok iyi de bir uyum yakaladık. Yani işimiz bitiyordu. Oturup yemeğe falan da gidiyorduk artık. Yani o uyum, o saygı çerçevesi oldukça bir şekilde ben başarının geldiğini düşünüyorum açıkçası. Nedim, Alen demin futboldan da örnek verdi. Tabii bu hayal kırıklıklarını çok fazla yaşadığımız için bir daha tekrarlanmaması adına soruyorum. Futbolda da benzer bir profille geçen sezon sezona başlamıştık. Genç bir futbol direktörü, genç bir Avrupalı hoca da ısrar edip takımın başına onu getirdi. Çeşitli alternatifleri devre dışı bırakıldı. Ama onu şimdi şöyle Erdem. Oradan bir ders aldık mı yani? Mesela Nedim de katılabilir o konuya. Yani Beşiktaş taraftarsın neticede. Şöyle bir olay var yani. Şenol Hoca gelseydi, daha önce gelseydi şampiyon olurduk. Havası var insanlarda. Şimdi ben olaya böyle bakmakla beraber ama satır aralarını da eşelemek istiyorum. Yani şimdi baktığında Enkodu'nun seneler boyu süren verimsizliği, Ersin'in inanılmaz maçlarda inanılmaz hataları. En az 4 tane maçı onun 7 hata, mesela en son maçta Mert nasıl hatalı goller yedi? O golleri sezon içerisinde yediğini düşün. 3 tane maçı versen zaten yarıştan kopuyorsun. Ersin böyle. Weghorst vardı, tartışıldı. O gitti. Yani takım aşırı mesela Şenol Hoca'nın takımına Weghorst Abubakar geldi. Amir geldi. Maxim oraya. Geldi. Maxim geldi. Hadi Maxim fazla şey yapmıyor. Ama arkaya Omar geldi. Çocuk geldi. Esayiş enteresan pozisyonlardaydı. Cenk Tosun döndü. Ve bana. Ersin gitti. Yani şimdi Ersin de kendini sorgulamalı. Şampiyon kadronun kalecisi. Öyle mi abi? Evet, Sergen Yalçın dedi ki bu benim dedi. Kalede duruyor. Ben yedek kaleci istemiyorum evet dedi abi, yani. Evet. Mert de iki kaleci de devam edeceğim dedi. Şey vardı, öbür çocuk genç da vardı. Çocuk daha vardı. Semih'in oğlu vardı. Evet. Neyse şimdi sana şunu sormak istiyorum aslında Nedim yani. Bütçe istedin mi yönetimden? Ben şu bütçeyle olması lazım yoksa yine patatese bağlarız dedin mi yani? Ya bütçe konusunda başkanımızla oturup konuştuk. Yani tabii ki camiye çok yük olmadan bir bütçe verdiler. O bütçe içerisinde çünkü hakikaten ya şimdi bankalar birliğinin geri ödemesi başlıyor. Yani basketboldaki gelirler çok az. Evet. Kulübe bu dolar euro artışı da dolar euro artışı yani o yüzden zor bir süreç. Bizim bütçe istememizden ziyade kulübün bize sunduğu bütçe içerisinde en iyisini yapmak, en iyisini yapmaya çalışmak şu anda daha doğru. Şimdi Fenerbahçe ve Efes mi var? Bütçesi yüksek. Evet. Kaç para Fener mesela bütçesi? 20-25 milyon euro civarında. O kadar var mı? 25 milyon. Efes de o kadardır o zaman. Tabii ki. Ondan sonra onlar ve diğerleri mi başlıyor? Ondan sonra Galatasaray da düşük bütçeli. Galatasaray'ın bir tık daha üstü. Galatasaray, Bahçeşehir onların bir tık daha üstü bütçesi. Bu sene yani şimdi mesela Antep iyi bir para harcadı ama ligden düştü. Yani. Karşıyaka mesela kaç bir? Karşıyaka'nın da bütçesi İyi işte. İyi mi bütçesi? Tabii yani Bahçeşehir, Karşıyaka, Telekom. Mesela Karşıyaka, ben anlarım Karşıyaka'yı çünkü Karşıyaka'nın iyi bir taraftarı var. Evet. Ama futbolda istedikleri yerde olmadıkları için bütün ağırlığı basketbola veriyorlar. Salonlar full çakıyor falan evet. Filan. Bunlar önemli. Önemli ama hani senin de mesela işte atıyorum Fenerbahçe'de maç yapacağız kardeşim şimdi. Ben adam 25 milyon euroluk takımla çıkıyor karşıma. Ben de yani paraya vurduğunda belki almadı ama hani senin basketbol bilgin. Yani bu buralarda bilgi de yetmiyor mu artık? Nasıl oluyor yani? Para mı işin içinde her şey? Yani para çözüyor mu? Sevgili dedim yani mesela az önce Antep örneğini verdin. Antep iyi bir para harcadı ama ligde kalamadı. Bizim önümüzdeki sezonki
realitemiz ne olmalı? Yani biz neyi beklemeliyiz Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş basketbol takımından? Hani şampiyonluk demek istemiyorum tabii yani. Şampiyonluk Beşiktaş'ın... Aslında şunu söylemek lazım. Mesela Antep futbol takımını depremden mütevellit çekti. Evet. Basketbol takımı niye çekmedi de, hani ligde kalırım mı dedi yani. Ve kalırım derken de düştü mü? Onlar, mesela aslında burada çok acayip bir şey var. FIBA Europe Cup'ta oynuyorlardı. O kupayı kazanabileceklerini düşündüler. Belki deprem bölgesindeki Antep'teki vatandaşlara moral olabileceğini düşündüler ama o da gerçekleşmedi ve ligden düştüler. Yani aslında onlara, hepsi arkadaşımız tabii yani. Tabii. İlgili sohbetlerimizde biz de çekilmeleri yönünde. Çünkü kolay değil yani. Antep takımı İstanbul'da idman yapacaklar, İstanbul'da oynayacaklar. Tamamen operasyon değişecek. Kolay olmayacağını onlara belirttik ama onların da kendi haklı sebepleri vardı. Yani sonuçta... Ali Ağa maçını hatırlıyorum. Son saniye girdi. Top çemberin içinde dolandı, dışarı çıktı. Girse biz küme düşüyoruz abi. Yani böyle değil mi? Doğru tabii, biliyorum. Tabii. Ya aslında realite olarak şu anda bizim hedefimiz ilk önce playoff'a, artık 2-3 yıldır playoff'a giremiyoruz. Evet. Artık playoff içinde olmamız gerekiyor. Aynen Beşiktaş öyle. Armasının, Beşiktaş takımının olduğu bir ligde yani kesinlikle playoff içinde olmamız gerekiyor. Zaten yayının başında da söylediğin konu en önemlisi bence. Yani ya Beşiktaş taraftarının arkasından gidebileceği tabii, bir takım. Evet. Sonuçlar önemli. En önemlisi o. Yani evet. Bunun için de çalışma yapmanız lazım. Tabii ki. Ya şimdi Fenerbahçe'de kadroya giremeyen, bakıyorsunuz 5 tane daha, 6 tane daha yabancı yani şeyde tribünde oturuyor. Yani oradaki bir oyuncu koysanız bu üstteki iki takım dışındaki her takımın starı olur yani. Ama orada yedek. Orada. Tribünde hatta. Tribünde yani baktığınız zaman. Dışında. O bakımdan. Çok bir anormal bir denge. Evet, çok bir orada. Şey farkı var yani. Denge ve standart farkı var bütçelerde ama şey olarak her zaman bütçe oynamıyor. İşte yürek oynuyor. O yürekli oyuncuları buraya getirmeye çalışacağız. Sonuçta biz geçen sene gittik Bursa'da deplasmanda çeyrek finalde Partizan'ı yendik. Yani belki Avrupa'nın gelmiş geçmiş en 5-10 tane sürprizinden bir tanesidir. Ondan sonra en az Partizan kadar önemli bir Sedevita'yı yendik. Ve Euro Cup finaline çıktık. Kimse Euro Cup'tan, gruptan çıkamayacağımızı düşünürken finale kadar çıktık. Yani o sinerjiyi yakalamak, kimyayı yakalamak tabii bunu yani bütçe çok önemli ama sonuçta kısıtlı bütçelerle de yakalanabilecek bir kolay değil. Çok çalışmamız lazım. Çok çalışacağız. O sinerjiyi yakalamaya çalışacağız. Sponsor neden bulunmaz? Sponsor da değil. Yani basketbol takımına kardeşim, mesela o zamanında Mehmet Ali Aydınlar işte çıktı, Acaba Adem Hastane o zaman çıktı, atıyorum voleybola. Voleybola yaptı falan. Mesela şimdi Beşiktaş'ta çok büyük camia izliyoruz değil mi? Hani her yerde adamın var, taraftarın var, gönüldaşın var. Ya kardeşim şimdi basketbol aşığı bir adam. Ya parası da var, işleri de var. Kardeşim ne lazım bu takıma ya? Kaç para lazım? Ben sponsor oluyorum. Takımı da yürütelim. Hani bu niye olmuyor ya? Böyle gizli neden sponsor gibi diyorsun. Ben bunu anlamıyorum ya. Ya ülke olarak zor bir durumdan geçiyoruz. Durumdan geçiyoruz. Yani ekonomik olarak zaten son yıllarda yaşadığımız en zorlu ekonomik şartlarda mücadele ediyoruz. Kimse önünü göremiyor şu anda maalesef. Evet. O bakımdan da sponsorlar çok temkinli yaklaşıyor açıkçası. Hmm. Bu da önemli bir sıkıntı. Ya mesela ben şimdi doğru duyduğuma inanıyorum. Statta 200'e yakın loca var herhalde. Tam bilmiyorum ama her yer loca yapmış. Bundan evvelki vatandaş sağ olsun. Tribünden çok loca yapmış. Neyse. Şimdi dediler ki bana 50 tane locanın sözleşmesi bitti. Sırada 300 kişi var dediler loca almak için. Bakıyorsun şimdi kardeşim, hani locayı adam artık herhalde kendi şekliyle bir hitap etmek istiyor camiaya. Eyvallah da abicim, burada bir basketbol, bir voleybol mesela. Voleybolda da bütçe sorunu var. Orada da sıkıntı yaşıyorsun. Birisini dondurdun, biri yeni çıktı dışarı, yukarı üst kümeye çıktı. Handbolda istediğin seneler boyu handbol parkede ekol, handbol yani bunu seslendirdik, söyledik. Orada da bir düşüş başladı. Yani burada aslında ikili ilişkiler hani çok önemli bir şey ya. Mesela tabii, değil mi? Ben mesela Beşiktaş'ın başkanı şey yapmalı yani, insanlara metazori yapmalı ya. Ya kardeşim sen geliyorsun gidiyorsun, paran da var. Gel kardeşim basketbola. Mesela şimdi mesela ben sevgili Umut Tahir Güneş'in ciddi kendi cebinden
verdiğine inanıyorum ben. Çünkü kulüpten çıkmaz böyle yani. Basketbola o paralar gelmez, futbola göndermekten çok para. Yani buralarda ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Yani mesela takım kurarken mesela atıyorum şey gibi düşün ya. Erik alacaksın abi. Manaba gittin. E bir tane senin tam damağına göre böyle sulu sulu ısırıyorsun çatır çutur. O 60 lira 70 lira. Öbür tarafta biraz saman gibi 30 lira. E diyorsun lan 70'ten alayım, alamıyorsun abi. Elin gitmiyor. Veremiyorsun ya. Bütçen evet. Yok. E onu sana sponsor lazım. Yani burada elini kolunu bağlaması. Yani geçen mesela bir 4 alıyorsun. Hani Galatasaray dedin yani suni yendik bir ne oluyoruz falan oldu. Hani Galatasaray Abdülpeçit'e yendik. E yendik. E baktın ama biz bakıyoruz görüyoruz yani basketbolcu ritmi yok takımda yani. Yok. Basketbol ritmi yok. E sen de mutlaka konuşurken söylüyorsundur sağda solda yani bu takımdan olmaz diye. Sen bir Beşiktaşlı olarak sen Bursa'da takım çalıştırıyor olabilirsin. Ama parçan Beşiktaşlı. Dedim neydi en yani eleştiri anlamında söylemiyorum tabii sizin. Yani geçmişe yönelik konuşmak istemeyen arkadan biliyorum. Konuşmak olur hadi diye ama. Teşhisi yani. Öncelikle düzeltilmesi gereken. Mesela Ahmet Hoca'nın çok yerli bir projesi vardı. Yani yerli oyuncularla, genç oyuncularla hayali buydu. Ama sadece yerli oyuncuların ağırlıklı olduğu kadroda istenilen performans sergilenemedi. Daha sonra takviye geldi. O takviye biraz takım toparladı. Bir de Avrupa kupalarıyla performansla, ligdeki performans arasında da siyahla beyaz kadar fark oluşuyor zaman zaman. Bunu neye bağlıyorsun? Ya şimdi aslında geçen seneki bütçeyle orantısında biz de 2 sene önce işte o biraz önce bahsettiğim süreçte yaşadık. Şimdi 150 bin dolar arası oyuncu almanız gerekiyorsa yabancı oyuncu iki yola tercih etmeniz lazım. Ya Amerika'dan daha Avrupa görmemiş yetenekli ama dediğim gibi yani o kültüre daha Avrupa kültürüne alışmamış oyuncuları tercih edeceksiniz. Ya da daha az yetenekli Avrupa görmüş oyuncuları tercih etmeniz gerekiyor. Geçen sene tercih edilen yabancılar daha çok ilk defa Avrupa görmüş çaylaklar oldu. Tabii ki artık biraz önce de konuştuk yani o çaylaklar daha önceki süreçler gibi çok işte NBA'deki takımların kadro sayıları arttı, G-League kuruldu. O yüzden bu kadar yetenekli çaylak maalesef gelemiyor. Gelemiyor. Yani bütçe orantısıyla da tabii o fazla çaylak olması bence Beşiktaş'ın ana problemlerinden bir tanesiydi. Hı-hı. Buraya adapte olmalarında. Avrupa Kupası'na galiba zaten İlk maçta elenildi diye hatırlıyorum ama evet. ikinci maçta elenildi. İkinci maçta. Yani. O da zaten yani hemen lige de kötü yansıdı ve kötü bir başlangıç oldu daha sonra. Evet. Şeyi merak ediyor camia Nedim. Hepimizin yaşadığı bir olay var. Bursa maçında Bursa'daki işte Bursa tribünleri küfür etti saatlerce. Zaten oraya da bir ayrı anekdot bir parantez açmak lazım. Buradaki maçlarda görüyoruz çocuklar anlatıyor daha böyle ufak böyle tribün edebiyatı içerisinde bir şey bağırdığında hemen anons ediliyor bilmem ne yapıyor susturuluyor taraftar orada mesela Bursa'da saatlerce küfür edildi ne salon boşaltıldı ne oldu ne bu oldu tabii televizyonda seyrederken uyuz oluyorsun yani işte diyorsun ki tamam edebilir küfür tamam abi bir rekabet var bir husumet var bunların hepsini biliyoruz tribün kültürü içerisinde ama ben burada aynı şeyi yapmaya kalktığım zaman sıkıntı oluyor. İşte o geliyor, bu gidiyor bilmem ne falan fişman. Orada Ahmet Kandemir Beşiktaş'ın hocası, sen de orada genel menajer değil mi yine aynı? Evet. Bir tartışma yaşandı ciddi. Anlatmak istediğin bir şey var mı o konuyla ilgili? Vallahi o süreç benim spor hayatımın en zor ve üzüntü yaşadığım süreç oldu açıkçası. Çünkü dediğim gibi yani doğup büyüdüğüm, formasını giydiğim şerefle yani kendime ait bulduğum camianın taraftarı, bazı kesim taraftarı tarafından hatta kızımın altına resmin altına bile yorumlar yapıldı. Tabii ki dış oradan görünüş pek hoş değildi. Ve de ben zaten hayatım boyunca yaklaşık 30 yıldır parkedeyim. Hiç öyle bir görüntü içerisinde bulunmadım. Yani öyle tarz olarak da, kişilik olarak da öyle birisi değilsin zaten. Bulunmadım. Fakat hepimizin bir kırmızı çizgileri vardır açıkçası. Doğru. Yani burada kimin en hayattaki en değerli varlığına, insanlara küfür edilse erkeğimiz reaksiyon gösterir. Benim oradaki zaten Beşiktaş'a herhangi bir reaksiyon göster. Bunca yıl Beşiktaş'a karşı maç oynadım. Hiçbir zaman yani öyle bir hiçbir takıma bir karşılığım bir saygısızlığım olmadı. Beşiktaş'a karşı hiç olamaz. Benim oradaki
reaksiyonum kişiydi. Zaten orada gözlemci de vardı. Gözlemci raporunda da bütün olay açıkça yazıldı. Oradaki insanlar da buna şahit oldu. Daha sonra tabii o süreçte hem maddi manevi hem de hakaret davası açtım. İkisini de kazandım. O kazandığım tazminatı da depremzedelere bağışladım. Yani ben hiçbir zaman Bursa'ya giderken de Beşiktaşlılığımı gizlemedim. Hala sosyal medyada Beşiktaş fotoğrafımı, hatta Beşiktaş Nedim olarak ilk başta benimsenmedim. Bursa'dayken. İlk geldiğimde de Beşiktaşlı Nedim olarak yani çok da tepki gördüm açıkçası. Sosyal medyada da hiç hoş karşılanmamıştı ama hiçbir zaman saklamadım Beşiktaşlı olduğumu. O yüzden Beşiktaşlı, yani Beşiktaş'a karşı herhangi benim olumsuz bir durumda bulunmam hiçbir zaman. Yarın bir gün buradan da gidebilirim. Yine tekrardan başka bir takıma gidebilirim. Bu sporun doğasında var. Yine beni hiçbir zaman göremezsiniz. Fakat orada benim anneme edilen bir küfürden dolayı, iki defa da edilen bir küfürden dolayı bir tepki gösterdim. Kesinlikle olmaması gereken bir durumdu. Benim açımdan da yer ve zaman, yani o reaksiyonu benim de belki göstermem lazım. Ama bu televizyonda da şöyle gözüküyor açıkçası. Sanki ben Ahmet Kandemir'in arkasından gidiyorum gibi gözüküyor ama biz aynı yerden çıkıyoruz. Şimdi şöyle bir açıklık aynı getirelim. Şimdi Ahmet Kandemir hocayla da zaman zaman oturduk, konuştuk. Su içtik, çay içtik. Beşiktaş'ın hocası. Hocalığını yaptı seneler. Benim de senelerce. Senin de hocan zaten. Yaklaşık 10 yıl. Tabii. Şimdi şunu yaptı. Öğrenmek istiyoruz aslında. Senin hocalığını yaptı. Sen onun oyuncusuydun. Yollar ayrıldıktan sonra kötü mü ayrıldı? Açıkçası, yani şimdi aslında bu hani oradaki kavga daha önce yaşanmış bir olayın dışa vurumu muydu? Yoksa yok, o anda hani o kavgada anlık reaksiyon muydu? Anlık reaksiyon muydu? Ya açıkçası kötü ayrılmış bir durum yoktu. Sonuçta ben basketbolu bıraktım. Farklı takımlarda oynadık. Her zaman oturduk, konuştuk. Ya öyle bir durum yoktu açıkçası. Benim de beklemediğim bir tepkiydi. Ama şimdi antrenör oyuncuyken bir oyuncuya hakaret etmek, küfür, artık o yok ama bizim çocukluk zamanlarımızda vardı. Küfür yerdik, dayak yerdik, bilmem ne yapardık. O zamanlar da şu an zamanlar birdi. Özellikle şimdi artık bu yöneticilik zamanına yöneticilik tarafına geçtiğimde bu şekilde bir küfür yemek ve de iki defa üst üste yemek, ya o sırada anlık bir tepki, benim yerimde olsa kim, herkes verir diye düşünüyorum. Herhalde ki verir ya durup durup. Artı dediğim gibi yani sonuçta yargıya da intikal etti. İki davayı da kazandım ama kesinlikle ve kesinlikle iki taraf açısından da olmaması gereken bir durumdu. İkimiz de Beşiktaş'a mal olmuş insanlarız. Çok yanlış bir görüntüydü. Tekrardan hem spor camiasından hemen özür dilerim zaten böyle bir görüntü içerisinde olduğum için, ama 30 yıldır da böyle bir görüntü içerisinde olmamıştım. Ama yani açıkçası 30 yıldır da bana sahiçine küfür eden kimse olmamıştı. O yüzden de şimdi şey var aslında, şimdi Nedim'in biz Beşiktaş'tığında senelerdir Dikili Taş'tan oradan buradan bir Ahmet Kandemir'in de biliyoruz. Onu gördüğün zaman zaten hemen ben basketbolun perde arkasındakileri aradım bizim kulüpte. Hemen lan ne oluyor oğlum dedim. Manyak mı bunlar falan filan oldum ben yani, tamam mı? Ne yapıyor bunlar dedim. Ya işte herkes bir şey anlatıyor yani, tamam mı? Tabii ki Beşiktaş camiasında şimdi bir tanesi Bursa'nın genel menajeri. Yani. Değil mi? Şimdi o adam Beşiktaş'ın hocası. Kardeşim önce ben Beşiktaş'ı, Nedim de kardeşimiz ama Nedim'i önce orada, Beşiktaş biz. Önce Beşiktaş yani şimdi, tamam mı? Allah Allah dedik yani, niye böyle bir şey oldu? Tabii sonra anlattılar bize. 3-4 farklı ağızdan neyin ne olduğunu söyledik, konuştuk, ettik. Neyse yani Beşiktaş camiasında imza atıldı. Yani mesela bu tip sosyal medyada hemen bir imzayı atınca dün şeyler başladı. İşte çemkirmeler o olaya. İşte bir de yani bu Beşiktaş Aleni TV olarak yani bu tip konulara açıklık getirmemiz lazım, evet, hemen. Yani bizim, evet, de sorumluluğumuz camiaya karşı bu. Çünkü önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Kesin. Beşiktaş yönetimi de Nedim Yücel'le karar kılmışsa tabii ki yani eğer alt tarafta çok çok ciddi konular olmadığı sürece tepkimizi veririz ama netice itibariyle büyüklerin, atalarının yani divan kurulunda, tabii canım, yani tartışılan Ahmet Kandemir'le ben var. Hani yeri geldiğinde tabii ki şu anda kurulan ve bozulan ve küme düşmeyi oynayan takım Ahmet Kandemir'in aldığı transferlerse eğer
Hani onunla da konuşmadık ama öyle gözüküyor. Çünkü bu işin başındaki adam basketboldan anlamıyor yani. Tabii ki bir problem var. Ahmet Hoca da istiyorsa bağlanır, gelir, çıkar, anlatır burada ne Tabii canım. istiyorsa. Ama Nedim artık yani Beşiktaş'ta imzayı attı ve bu saatten sonra mahkeme de var işin için. Mahkeme intikal etmiş bir konu var yani Nedim'in haklılığını ortaya koyan. Gerisinde bir abi kardeş ilişkisi var tabii aralarında. Yani ben şimdi hocası çok doğru dediği bir şey var. Demin çok güzel bir şey söyledi Nedim. Biz de mesela ben de çıraklık 12-13 yaşında Kapalı Çarşı'ya beni babam çırak olarak götürdüğünde ustaya derdi ki eti senin kemiği benim derdi. Al ne yapıyorsan ne yap. Akşama kadar küfür yerdik abi adamdan. Zaten zamanında babam Tamam da Ahmet Kandemir'e teslim etmişti. Ahmet Kandemir'e vermiş değil mi? Ama yani dediğim gibi ya, tabii yani hem bir devir değişiyor, iki yöneticilik tarafına geçiyorsunuz. Orada bir camianın Ya başındasınız. tabii şimdi Yani öbür tarafta da olmaması gereken olmaması bir şey gereken bir Türkiye'de. şey. En Bir başta şey. onu söyleyelim. Hoca da Hele orada hele hele hani düşman demeyeyim de yine hani program yapıyoruz tamam mı? Husumetli olduğumuz bir tribünün önünde bunların olmaması olmaması gerekiyordu. gerekiyordu. Hem Kesinlikle Ahmet yani. Hoca biraz esnek olmalıydı. Hem Nedim bunları göz ardı etmemeliydi aslında. Ama yaşandı oldu. Önemli olan Evet. özür dilemek. Camialarda çünkü yani profesyonel yaşamda oluyor ya. Oluyor Hepimiz ya. zaman Oluyor zaman tabii canım ya. şirazeyi kaçırıyoruz yani. Kesin. Biz bile neler oluyor Ama yani. Nedim şunu altını çizmek lazım. Tabii Beşiktaş camiası, Beşiktaş basketbol severler, taraftarlar. Senin kim olduğunu çok iyi biliyor. Beşiktaş altyapısında başladığın bu basketbol serüveninde 9 yıl, 9 sezon Beşiktaş'ta çok özel günler yaşattın taraftarla birlikte. Aile yapının itibariyle de Beşiktaşlığın zaten tartışılmaz. Ki profesyonellik gereği de bugün farklı bir kulübe de gidebilirsin. Üç büyüklerden de farklı bir Ama kulüpte önemli olan Beşiktaş'a şu karşı mücadele Nedim edebilirsin. geldi. Nedim geldi. Bundan sonra yapacağı başarılar. Kesin. Yani sen de aynı kervana katılacaksın. Eğer Tabii başarısız ki. olursan Ballerin Eleştirileceksin. İsmail Ceyhun kazancı Bravo. gibi düşün. Yani futboldan hep örnek veriyoruz. Çünkü hep Onu orada da oradan işte ben... tamam mı? Eğer ki yaptıkların düzgün ve istikbal vaat ediyorsa hani beni tribüne Evet. çekiyorsa herkes alkışlar ama yaptığın hamlelerde sıkıntı oluşursa derler ki nereden geldi kardeşim bu adam falan derler yani. Tabii ki Bu yani doğa için olayın doğası da derler var. yani Bulunduğun anladın mı? pozisyonu tabii ki Derler. yani Yapmasan da derler yaptı yani derler. ya. Böyle bir klasik var yani. Bu sosyal medyada sen şimdi Beşiktaş içinden yetişen birisi olduğun için eleştirilerden de olumsuz Evet etkilenebiliyorsun. etkilenme. Kırılabiliyorsun. Bunu Tabii görüyorum. etkilenme. Onu görüyorum ben Ya de bunu görüyorum. maksatlı da yaparlar artık. Çok başka bir mecra Yok oldu ya sosyal artık medya. geldi Beşiktaş'ın armasını buraya taktı abi. Ya Artık ben daha tamam. tekrardan yani dediğim gibi yani sonuçta bana Süleyman Sabah tarafından verilen 15 bin tam 15 bin numaralı kongre üyeliği var. Ben hayatım boyunca zaten en büyük onur duyduğum konulardan bir tanesi. Ben bu duruşla her zaman bir spor yaşantımı spordayken devam ettirmek istiyorum. Yani sağ çizgi parke Aynen içi öyle. parke dışında. Olmaması gereken bir olay oldu ama kesinlikle dediğim gibi bu camiaya Beşiktaş'a karşı yapılan bir şey değil. Sadece kişiye karşı bana sonuçta Kişisel bir. kişisel bir durumdu. Olmaması gerekiyordu. Tekrardan zaten başta bütün Tamam. spor camiası olmak üzere tekrardan özür dilerim. Böyle olayı bitiyor yani. Sonuç itibariyle çok genç, Beşiktaş camiasını çok iyi tanıyan, basketbol kariyerinin yanı sıra yöneticilik bölümünde de çok iddialı olduğunu daha ilk kulübünde gösteren genç bir Beşiktaşlı ile birlikte yola çıkacağız. İnşallah önümüzdeki sezon, geçtiğimiz sezonki problemleri yaşamadan Beşiktaş taraftarıyla Beşiktaş basketbol takımı çok ciddi bir etkileşim sağlayıp o eski özlenen günlere geri dönecektir. Biz hem program öncesinde hem program sonrasında program içerisinde Nedim'le konuşurken o heyecanı, o isteği gördük. Önemli olan o. Yeni bir serüvene başlıyoruz. Benden eski be. Kongre Eski. ise benim 16 bin. 16 bin 5 benim kongre. Sen 5. sandık falan oyatıyorsun. 15 15 bin tabii. bin. Ben 6. 7. sandıkta oyatıyorum. 16 bin 5. 15 bin 2000'den önce olması lazım. 2000 yılından önce. 97 veya Tabii. 98 olması lazım. 15 bin. Nedim burada en önemli şey de ne biliyor musun? 2 sene Yani sonra divana giriyorsun sen. tabii. evet. Alen'le de bunu konuşuyoruz. Yani ya bir sıkıntı oldu mesela sezon içerisinde. Bir yenilgiyle başlayan
sosyal medya üzerinden köpürtülen olumsuz bir haber oldu. Senden ricamız da lütfen sadece burası değil, burası sana her zaman açık. Beşiktaş taraftarıyla Ale'nin bir sözü var. Direkt kara karışan program olarak adlandırır bu programı. Hakikaten öyledir. Biz sorularımızı da taraftar ağzıyla sorarız. Yorumlarımızı da bu şekilde yaparız. Taraftarın anlayabileceği şekilde. Lütfen yani dedikoduları kendi haline bırakma. Eleştirileri şöyle bak, kendi haline bırakma. Burada çık kendini ifade et. Şu önemli olan şu aslında. Güzel bir konu bu aslında. Çok önemli, camianın içinde bulunduğu durumu tamamen anlatan bir konu aslında bu. İnsanların çemkirmeleri haklı maksimum ona bak bir önce. Tamam mı? Evet. Evet, ben de olsaydım taraftar yerinde ben Nedim Yücel'e kızardım kardeşim. Diyebiliyorsan eğer insanlara elinden geldiğince cevap ver. Ben öyle yapıyorum mesela DM'den. Adam bir şey yazıyor. Yanlış yazdığı belli. DM'sine hemen mesaj atıyorum. Diyorum ki kardeşim doğrusu bu. Ha, ben sana doğrusunu yazdım. Sen yine inanmak istediğine inan. Tamam mı? Ama bil. Devam ediyorum. Mesela şimdi hani programı da kapatacağız. Evet. Çok önemli bir şey söyledin Halil abi. Yani ben de tribünden televizyondan Beşiktaşlı bir tarafta olarak baksam o görüntüye ben de kızardım açıkçası. Kızardın kendime diyorsun. Bitti. Yani, mevzu bu abi. Mevzu bu. Bitti. Mevzu bu. Ama tabii oradaki konuşmalar, tabii, işin tabii, iç tabii, yüzü. Tabii. İçeride yani, ne olduğunu göremiyoruz. Bu da, göremiyoruz. Yani. %100. Yani önemli olan özür dilemesi. Tabii. Beşiktaş camiasına kişilerle çünkü Nedim'in Beşiktaş'ta işi zaten olamaz zaten ya, de. Öyle bir şey ya. Ha, şurada öyle bir şey olsa biz bu programa çıkartmayız zaten. Bir, iki, çok önemli. Mesela ben bir örnek vereceğim. Şimdi ben sokakta büyüdüm. Sokaklardan geldik, çalıştık, ettik. 11 yaşından beri çalışıyoruz, hala çalışıyoruz. Ve tribünde de ciddi konumlarda olduk, evet. Beşiktaş tribünlerinde. Düşmanlarımız da oldu, rakiplerimiz de oldu, husumetli olduğumuz insanlar da oldu. Şimdi sosyal medyada da ciddi bir potansiyel olan bir hesabın başındayım. Kişisel olarak, evet, Alen Markalyan evet. olarak. Şimdi tabi bu sezon Galatasaray'la uğraştık hep. Çünkü Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum, aldığı penaltılar, işte Sivas olayı, offside'ımsı, federasyon başkanı hep Galatasaray'a çıktığı için biz de Beşiktaş olarak hakkımızı aradık kendi sayfamızdan. Doğru. Şimdi burada hakaretler var. Galatasaraylılar giriyor, hakaret ediyor. Tribün kültüründe, tribün edebiyatında, halk arasında, sokak şekliyle, ağzıyla eyvallah kardeş. Diyorum ki tamam. Mesela bana avukatlar geliyor, 1000 tane avukat geliyor günde. Abi işte sana hakaret edenleri hemen alalım. İşte para kazanalım işte. Falan pişman. Yok kardeşim ben taraftardan para kazanmam. Yani adam ben şimdi Galatasaray'ı Beşiktaşlı olarak Galatasaraylı olarak düşünüyorum. E ben de Galatasaray'ı o da Galatasaray'ı savunuyor kendi lehçesiyle. Tabii canım. Kendi dili döndüğünce. Tabii. Küfür ediyor. Etmemesi lazım ediyor. Eleştirileri engellemiyorum ama küfür edenleri engelliyorum. Mesela bu sırada şöyle bir karar aldım. Küfür edenlere yine engelleyeceğim bir şey demeyeceğim hani tribünde küfür ediyormuş gibi yapıyor Beşiktaş'a. Tamam. Tamam eyvallah abicim et. Evet. Tamam Galatasaray'a. Ama ırkçılık yapanlara direkt mahkemeye abicim. Aynen öyle. Bak ırkçılık yapıyorsun şimdi. Sen burada bana laf yetiştiremiyorsun. Evet. Benim dediklerimin altına doğru cevaplar veremiyorsun. Ne yapıyorsun? Irkçılığa. Irkçılık yapanlara buradan diyorum hemen avukatlara diyeceğim. Bu mahkemelik baba. Ama zaten Alen. Mesela şimdi ben son bir haftada Nedim. En az 6-7 tane çocuk, isimler önemli değil, televizyonda program yapan vatandaşlara sosyal medyadan işte küfür, hakaret etti diye mahkemeye verilmişler. Evet. Tamam mı? Ciddi birileri para tarafından. İstiyorlar ha. Birileri tarafından. Ciddi para istiyorlar. Böyle bir sektör oluşmuş. Şimdi dedim. Adam arıyor şimdi çocuk diyor ki Alen abi diyor böyle böyle diyor ne olur diyor sen ara seni dinler. Yani açıyorum telefon. Hem de bayağı yani vatandaşlar televizyonda. Ya diyorum abi böyle böyle bir durum var. Ya Alen diyor sen dedin tamam diyor hani çekeyim ben davayı diyor. Dosya numarasını yollasın diyor. Çekeyim daha ama diyor kafaları güzel küfür ediyorlar kardeşim diyor. E bizim dedi bu yaştan sonra da bu küfürler kalacak halimiz mi var diyor. Burunları sürtsün diyor mesela. Evet. Tamam diyor bu seferlik affet diyorum falan. Mesela tamam. son 6 günde var ya en az 10 tane geldi böyle. Ha, hallettik. Ama bir daha etme kardeşim bir etme. Daha. Ya sen eleştiriyor musun? Eleştir kardeşim. Eleştir. Böyle böyle ama işte hakaretti. Tabii, neydi, tabii canım. Olmaz yani. Olmaz. Olmaz. Olmaz abi. Benim herkesin o süreçte, çoluğu çocuğu var yani. Benim o süreçte maalesef kızımın resimlerinin altına bile yorum yapıldı. Çok ayıp bir şey bu ya. Benim kızım Beşiktaş'ta voleybol oynuyordu. Ya olur mu böyle bir şey ya? Yani ben i̇şte Bursa'dayım ama kızım Beşiktaş'ta voleybol oynuyor. Kızımın resimlerinin altına bazı yorumlar yapıldı yani.
Hakikaten benim için çok üzücü ve... Hakikaten yani bu işlerde hani mafyada bile şudur yani. Ben kendimi şanslı sayıyorum. Aslında iyi ki bizim oyunculuk hayatımızda sosyal medya yoktu. Vallahi yokmuş. Yani. Canım ne diyorsun ya? Aynen öyle. Ya maalesef... bundan 15 sene falan sosyal medya falan olsa var ya. Buradan çapsa savaş çıkar. Aman yani kurtulmuşuz yani. Allah bize acımış ya. Bak vallahi, vallahi diyorum. 20 sene evvel olsa sosyal medya, Allah bize acımış ya. Sevgili yani, dedim bu işin yönetimi yani. Bu işin yönetimi de çok önemli. Yani sosyal medyanın yönetimi de görmemezlikten gelemiyorsunuz. Tabii ki. Yani ben orayı görmüyorum. Tamam orayla ilgilenmiyorum. Onlar ne derse bu olmuyor. Bu maalesef gidişata etki edebilen bir sektör oldu artık. O kadar, buranın yönetilmesi lazım. O kadar zor ki şimdi maç bitiyor. Kötü maç oynuyoruz. Maçı kaybediyoruz. Otobüsün biz önüne oturuyoruz. Oyuncu da kötü oynuyor arkada. Zaten oyuncu kötü oynamak ister mi? Maçı kaybetmek ister mi? Adam zaten bir moral bozukluğuyla geliyor. Bakıyorum arkaya. Hepsi hemen ilk baktığı şey sosyal medya. Aman bana ne yazmışlar. Kötü yorum var mı? Oyuncu iyice zaten darmaduman oluyor. Bravo. Bir sonraki maça o yansıyor. Yansır ya. Yani el ayağı titrerek çıkıyor. Özellikle camia kulüplerinde. %100. Ya sağlık kaptanın bununla ilgili bir hikayesi vardı. Tabii o zamanlar sosyal medya yok. Öyle istersen final yapalım hele. İşte bir maça çıktık diyor. Kapalı tribünde diyor. Bir arkadaş var taraftar. Bir tane bir adam bu diyor. Öyle bir sesi çıkıyor ki diyor. Yani bütün stat karşı tribünden duyuyorlar onu diyor yani. Benim de işte son senelerim diyor. İşte ya kaptan sen de çok yaşlandın be. Bırak artık futbolu be. Senden geçmiş be. Ne zaman topu ayağıma alsam. Ne zaman topla hamle yapsam. Sallı kaptan sen de bittin be diye bağırıyormuş. 80-85 dakika böyle çekmiş bunu. Ama sesi kulağımda çınlıyor diyor. Havadan bir top geldi. Voleyi bir yapıştırmış kaptan. Tribün ayağa kalkmış. Bu gol sevinci yaşandıktan sonra aynı sesi bir daha duydum. Kaptan be sen de olmasan ne yapardık biz be. Allah senden razı olsun be. Sosyal medya böyle. Yani şimdi o taraftarın yerine öyle bir kalabalık geldi. Sosyal mecra geldi. Bugün sonuçları iyi gittiği zaman inanılmaz bir seviyeye çıkartıyor seni. En ufak bir ilgide o yükseklikten aşağıya atıyor. Bunu en çok yaşayanlardan birisi Talen Markaryan oluyor. Görüyor sosyal medyada bir savaş halinde. O yüzden biz senin Beşiktaşlılığından zaten şüphemiz yok. Beşiktaşlık altyapısından aldığın eğitim, aileden aldığın eğitim, Beşiktaş'a yakışır kişiliğin ve gençliğinle beraber biz bu işi seninle başaracağımıza yürekten inanıyoruz. İnşallah. Basketbolda. Beşiktaş taraftarıyla birlikte çok ciddi bir sinerji oluşturarak İnşallah. Bu sezon parkelerde ekol Beşiktaş basketbol diyerek tekrar kolları sıvamanın, geçmişten alınan derslerle Alain Markaryan'ın da söylediği gibi geleceği yönlendirmenin, inşa etmenin zamanı geldi diyoruz. Son sözlerini alalım. Beşiktaş taraftarına söylemek yani, istediğim var. Yanlış da bilmiyorsam hani şube patronuyla da ikili istişareleriniz iyi. Yani iyi anlaşıyorsunuz sevgili Umut Dair Güneş'le. Evet yani Umut Bey'in kuzeni benim yakın arkadaşım. Oradan bir tanışıklığımız oldu. Şu ana kadar hakikaten bana çok yardımcı oluyor bu süreçte. O da bir artı yani. Çok da iyi bir artı. Şey yani. Var bir mı de... konuşmak istediğin, söylemek istediğin bir şey? Artık kollarınızı sıvama zamanı. İnşallah Allah mağcup etmesin hepimizi. Aynen öyle. Elimden gelen her şeyi. Çocukluk hayalimin olduğu yerdeyim. Hep oynarken burayı hayal ederdim. Şu anda buradayım. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp tekrardan dolu tribünlerde, akatlarda dolu tribünlerde başarılı bir şekilde bulunmak istiyorum. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra yürekten başarılar diliyoruz. Biz Beşiktaş taraftarları olarak iyi niyetinin ve mücadelenin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Belki de sezon içerisinde yine buluşacağımız programlar olabilir. Tabii inşallah. Sevgili Alain Markaryan. Güzel günlerde inşallah. 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 Sevgili Nedim Yücel'e bir kez daha başarılar diliyoruz. Beşiktaş'a bir kez daha hoş geldin diyoruz. Zaten Beşiktaş'ın içinde yetişmiş bir ailenin... Kongre üyesi olan bir yöneticisi olarak, bir menajeri olarak basketbola geri döndü. Altyapısından yetiştiği kulüpte şimdi yöneticilik yapıyor. Güzel bir başarı hikayesinin başladığı bir sezon olsun. Nedim Yücel'e, Beşiktaş basketbol takımına ve Beşiktaş camiasına yeni sezonda başarılar dileyelim. Alain Markaryan'la biz birlikte olmaya devam edeceğiz. Yine Aleli Muhabbet'te özel konu ve konuklarla. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz. Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Aleli Muhabbeti sundu.